Bizim Aile adlı filmde Münir Özkul tarafından gerçekleştirilen ve "Bak beyim, sana iki çift lafım var" diye başlayıp "arkama bakmam bile" şeklinde biten konuşmada hangi kelime geçmez? A. Karınca. B. Dokunma. C. Küçücük. D. Sevgi. Aa, çok dokunaklıdır. Türk filmlerine bayılırım. Yusuf Usta. Dokunmayı hatırlıyorum sanki. Çok üzüldüm şu an jokerlerimi bitirdiğim için. Çok sevdiğim bir film. Güzel de bir tirat. Münir Özkul'un canlandırdığı karakteri biliyorsunuz değil mi? Bu şey... Aa, yanlış mı düşündüm? Yusuf değil miydi? Pardon. Yaşar. Ha, pardon, Yaşar Usta. Tamam, ismi karıştırdım. Şey, fabrikaya gidip hani masasına vurup söylüyordu, "bak beyim" diyordu. Sana iki çift lafım var diye. Orada hangi kelime geçmez o konuşmada, o sahnede? O kadar çok izledim ki yani. Sanki şöyle küçücük yapmış gibi geliyor, şöyle. Dokunma diye şöyle yapmış gibi geliyor. Zaten sevginin anlam ve öneminden bahsediyor orada. Hani güzel bir hayat, hani güzel bir ders veriyordu. Karınca ile ilgili bir şey söyledi mi? Yani karınca benzetmesi yap, karıncayı bile incit. Ömek'ten bahsetmiş miydi? Aslında şu an ailece arasında kaldım. O yani karıncayı küçücük yerine ya karınca demiştir ya küçücük demiştir gibi geliyor şu anda bana. Şıklarda ikisi de hani aynı şeyi anlatmak için. Gerçekten çok üzgünüm bu soruyu bilemediğim için. Bayağı oldu herhalde izlemeyeli. Dediğim gibi son zamanlarda böyle hani oturup film izleyecek keyfim yok. Sevdiğim bir film. Karıncayı bile incitmeyen ben diye aklıma geliyor. Dokunma deyişi aklıma geliyor. Sevgiden bahseder. Yani küçücük desem küçücük derdim gibi geliyor ama şu an böyle her şey benim için hani belli belirsiz. Hmm. Hayal meyal şeklinde. Hmm. O yüzden galiba 50 bini riske atmayacağım. Aslında evet, 50 bini riske atmayayım ben ama çok üzgünüm. Hani soruyu bilemediğim için çok üzgünüm gerçekten. Jokerlerimi yanlış harcadığım için. Riske atmayın, çekilirseniz sonra bilirseniz yine en azından bilmiş olursunuz. Değil mi? O da doğru. Tabii. Ama kendimden emin olamamak da birazcık şey... yani... Hepsi bir arada olmuyor Fatoş'a. Evet. Siz de biliyorsunuz. Doğru. Sahne isterseniz sahneye biraz daha bir odaklanın, kendinize biraz daha bir süre verin. O sahneyi bir aklınıza tekrar bir getirin baştan sona. Sonra hala aynı yerdeyseniz ona göre kararınızı verirsiniz. Tamam. Münir Özkul'un işte o şapkasıyla hani masasına gittiği, adam oturuyor falan, böyle elini vuruyor, o sahne geliyor. "Bak beyim" diyor hani orada sanki. Hani ben öyle hatırlıyorum. "Bak beyim, sana iki çift lafım var" diyor böyle. Sanki şey gibi geliyor yani, şu an uyduruyor muyum diye kendimden de bir şüpheye düşüyorum. "Karıncayı bile incitmeyen ben mi" diyordu orada gibi geliyor. "Çocuklarıma dokunma" diyor mesela, o beni çok etkileyen bir sahne. Çok güzel, hani bir babanın böyle çocuklarını. Sevgiden zaten bahsediyor. Yani sevgiyi anlatıyor ama sevgi kelimesini acaba diyorum hani kullanmadan mı anlattı? Hani oralarda bir takılıyorum çünkü sevgi, sevgi kelimesini söylemeden de anlatırsın. O da çok güzel anlattı zaten sevgiyi. Galiba yine aynı yerdeyim ben Kenan Bey. Pek emin olamıyorum. O yüzden jokerim olsa güzel olurdu. Riske atmayın. Yani yarışmayı çok isterdim ama riske atmayın. Çekiliyor musunuz?
Size hangi karar iyi gelecekse lütfen o karar verin. Evet. Yani hayatta risk alırım ama genelde böyle bir şeyim vardır. Hani çok alamıyorum galiba ya. Ondan da vazgeçtim. Şey söyleyeyim. Evet, çekiliyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum. Son kararım. Teşekkürler. Cevap. Devam etseydiniz Fatoş Hanım. Küçücük diyecektim. Küçücük mü diyecektiniz? Küçücük diyecektim. Son kararım diyecektim. Ve doğru cevabı da verirmişsiniz. Bugün hep böyle yaptım galiba evet. Ben. Hayatta hep bundan kaybediyorum. Kendime biraz daha fazla güvenmeliyim galiba. Güzel ders. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani sizinle yarışmak, sizinle tanışmak benim için ayrıca hoş ve güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir yarışma çıkardınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şu an geldiğiniz hali hatırlıyorum. Şu anki halinizi hatırlıyorum. Bence yarışma da amacına ulaştı. Bence hep beraber de. Ailecek o istediğinize ulaştınız. İnşallah diğer gönlünüzdeki her şey de yerli yerinde zamanı gelince olur. Ferah çıkarsınız. Gönlünüz olsun her şey. Çok, tebrik ediyorum. 100 bin lirayla buradayız. Çok teşekkür ediyorum Kenan Bey. Çok sağ olun. Öyle olun.